yüksek. Yani kaç yıldır? 15 yıl oldu değil mi? 15 yıl demiştiniz. 15'tir. Bu işi yapıyoruz. 15 yıl. Peki babadan kalan meslek mi? Yok. Akrabalarımızdan biri. Ortak başladık. Ortak. İstanbul'a belki kaç yılına geldiniz? Normal bir yer. İstanbul'dayız. Kastamonu'dan gelmiş babalarımız. Kastamonu'da. Buradaki esnafların çoğu Kastamonu'da var. Tabii. Kantarcılar esnafı. Buradaki cadde üzerinde. Ahşap bir şey uğraşırlar. Kastamonu'da. Peki elek daha çok nereye satıyorsunuz? Anadolu'ya mı yoksa sadece İstanbul'a mı? İstanbul evlerde Anadolu'dan gelen insanlar kullanıyor, bilenler kullanıyor. Bilmeyenler de zaten artık modern mutfaklarda kullanmaya bunu koyunca geliyor. Bizde var ama benim annem kullanıyor. Bizde sosyete kullanmıyor. Her şey hazır. Hazırda bunun nasıl peki? Hazırı yok. Başka türleri var. Endüstriyel mutfakta kullanılmadığı için ahşap ürünler. Yani lokantalar, pastaneler, otellerin mutfaklarında kullanılıyor. Halk kendisi alırsa evinde kullanıyor. Teknolojiye yenik düşmüş bir meslek. Yavaş yavaş yok oluyor yani. Yani diyorsunuz ki artık yeni modern çağ Türkiye'sinde bu meslek olacak. Yavaş yavaş gidiyoruz. Çin'den gelen ucuz ürünler sayesinde bitiyor. Çin'den gelen. Evet. Her türlü mutfak malzemesini getiriyorlar. Halın tarihi biliyor musun? 5-600 senelik bir tarihi var. İsmi ne diye geçiyor? Küçük Kutu Cami. Küçük Kutu Cami. Cami. Han. Han. Küçük Kutu Han Cami. Şey hanım. 400-500 senedir var. Evet. Büyük Kutu Cami varmış. 1950'li yıllarda yol yapımı esnasında yolun ortasında kaldığı için yıkılmış. Bunun alt tarafında. Bu ufak Küçük Kutu Cami. Han Osmanlı zamanında da mı böyle el sanatlarına yönelikti? Tabii burası iki katlıymış. El sanatı diye. Bazı büyük firmaların doğuş yerlerinde bir yer yoktu Atakale. Ülker falan hep buradaymış. Buradan gitmiş. Ülker. Bester bisküvi. Burada. Buhan'da. Buhan'da değil de arka tarafta bir yerde Ülker bisküvi. Bundan sonra Bozkurt şekerleme, reçel sanayi. Burada yapılıyormuş. Burada. Hanın bir odasında adam reçel yapıyormuş. Aşağıda da hal kuru gıda sitesi olduğu için peynir falan satanların yanında reçelleri veriyormuş. Hanlarda üretim yapılmış. Yani şimdiki gibi hal, yani buranın dışında başka yerde satılmadığından buraları gıda üretimi de yapılıyormuş yani. Şekerlemeler falan. Tabii Bozkurt yıllardır var tabii de ama gelip kimse gelip de buraya sahip çıkmamış. Biz ilk nerede başladık diye. Tabii. Mesela gelip bir odayı hani müze olarak yapsa dese ki biz buradan doğduk. Şimdi var mı şekerleme? Şimdi reçel bilmiyorum da. Var. Bozkurt'u biliyorum. Uzun böyle kavanozlarda var.
hala var da tam onlar da yavaş yavaş yenik düşüyor teknolojiye. Bizde her şey yurt dışından geldiği için işte bunu da dediğiniz gibi Çin malları Çin'den mi yapılıyor? Tabii. Plastik. Plastik ve paslanmaz ikinci kalite kromdan yapılan elektriği var. Maşrapa şeklinde altı elek. Ucuz miktar. Yani ucuza veriliyor. Peki siz bu ürünleri daha çok pazarlara, restoranlara? Bizim verdiğimiz kişiler toptancılar. Anadolu'ya mal satan İstoç'taki esnaflara veriyoruz. Hırdavat piyasasında nalburlar alıyor. Yani eskisi gibi kullanmaları yok. Daralmaya başladı. Fırın eskiden alıyordu. Fırına bir modern bir tesis kuruyorlar. Eskiden un elektriği alırlardı. Büyük boy. Çuvaldaki un elenirdi. Şimdi elenmiyor. Hortumu takıyorlar, vakumla çekiyorlar tekneye kadar. Hmm. Yani iş değişti. Eleme işini makinede yapıyorlar. Bizim işler farklılaştı. Harman alma yok. Eskiden harman zamanı elek yetişmezmiş. Şimdi makine alıyor. Tarladayken makine buğdayı samanı hayırı. Ha. Çerdöverler sayesinde daha modern teknik araç gereçlerle bu işi tarlada yapıyorlar. Bir çerdöverler o zaman size bayağı... Bütün teknoloji bir önceki anonim işleri bitiriyor. Yani yıllardır geleneksel olarak yapılan işler artık teknolojiye yenik düşüyor. Burayı ama Fatih Belediyesi öyle bir restorasyon gibi bir şey yapmayı düşünmüyor mu? Hiç öyle bir şey düşünmüyordur. Belki de vardır planlarında ama bize yansıyan bir şey yok. Hanlara ele alıyorlar. Buradaki bal kapan han var. Gittin mi sen bal kapan? Az ileride. Bal kapan. Bal kapan han, kızıl han. Artık Rüstem Paşa'nın altında, alt tarafında Çukur han dedikleri bir han var. Burada dükkanlar var mı? Tabii ama tarihi, yaşayan, Kürtçan nasıl? Gittin Kürtçan'a. Onun üstünde başkanları var. Buralarda ticaretin döndüğü yer İstanbul'da. Kapalı Çarşı, Mercan, ondan sonra Mahmut Paşa. Buralarda İstanbul'un ticaretinin döndüğü yer. Diğer semtler köy. Kalenin dışına çıktığında köy. Ben şeyleri çekmiştim. Büyük Valide Han, Sağran, Sümbül Han. Evet. Oraları çekmiştim işte yavaş yavaş bu hanlara da doğru geliyorum. Oranın çalışma sistemleri çok farklıymış. Orada daha çok tekstil var. Büyük Valide Han'da, Sağran'da. Burada dediğiniz yerlerde işte bal kapan han. İşte Kızılan var, Kur'an var. Orada ne dükkanlar var, ne yani gene böyle erzanattan mı yoksa? Yok, esnaf var artık. Alım satımcılar var. Alım satımcılar. Daha önce tabii daha esnafı olan bazı işler yapılıyordu. Şimdi kalmadı. Ben bile buraya mesela son sebebi, işte 4 sene önce burada Mustafa amca vardı. Ağaç oymak için geliyordum. Burada Şimşir, işte Hasan abi de orada tanıyordum. Ben sizi hatırlıyorum mesela, sizin burada 4 sene önce çekmiştim. Ben çok fazla çekmiştim, böyle iki tane fotoğraf çekmiştik. O zaman yanınızda bir kişi daha vardı, hatırlıyorum, çalışan. Bak. Ayrıldı mı? İş yok diye evde oturuyor. Ha. Artık nöbetleşir çalışacağız. Şimdi yurtta geleceğiz. İş yok. Vallahi Allah nasip eder, şimdi kapatıp gideceğiz. Öyle mi? Evet. Döndür mü işler?
burada yani bunların hepsini böyle hazır hazırlıyorsunuz ki sipariş geldiği zaman zorlamayalım diye. Tabii belli standartlar var burada. Dedektör satılabilecek türler. Güzel sipariş yoksa biz bunları yapıyoruz. Küçük kutucuğun ikinci kat. Depolar, imalatlar, hamallar. Tarihi bir han olmasına rağmen hor kullanılmaktadır. Özellikle bu arkadaş bu hanı her türlü kullanmaktadır. Şaraphane olarak, birhane olarak, kerhane olarak. Getir benim rakım oradan. Hancı! İşte 100 yıllık kulübe. Bura. Burası 100 yıl önce yapılmış. Osmanlı döneminden şeyi var. Burası marangozhane. Burası teneke imalatı. Burası tornacı. Burası rustikçi. Burası da boş bir yer. Yarı bulacağım böyle. Otomatik kapının. Otomatik bayağı. Sistemi olarak. Boydan buraya açılabilen bir sistem. Vay be. 100 senelik diyorsun şey. Evet. Burası 100 senelik bir kulübe. Kulübe derken koridorda yapılmış bir dükkan. Daha önce çalışan paslanmaz işi yapan, bakır işi yapan insanlar var. Ahmet Demir Usta çalışıyordu. Yerde oturup çalışıyordu adamca. Ne yapıyorsun lan? 99'da öldü depremden sonra. Adam bir içki. Dabrikatöre masa yapılmış. İçki masası. Dedemden kalan demek için. İyi fiyatı da satmıştı. Esnaflarından bir tanesi, Turan Kamışkıran. Evet, memnun oldum. Ayan yorulmaz. Yorulmaz. Bu da en yenilerden. Bu da yenisi. Yakup Çıta. Çıta gitti. Dedesinin meselesi. Dedesi, babası. Şimdi torununa intikal etti. Dümen yapmayacak. Dümenden değil. Şöyle bir poz alayım abi. Tamam. 1912'den beri buradalar. 1912'den beri buradalar. Dedesinin babasının babasından beri. Aa, yeni nesil de öyle. Son nesil. Son nesil taşıyan bunun dedesiymiş. Dolmabahçe. Güzel modellesi var. Vallahi ben o hikayeye daha meşhur olmuş. Durabilir usta. Hadi şuna bir el attım efendim. Gel gel. Bu biraz ağır. Bunun içinde bir tane daha var Aydın. Evet. Ben de geçtim abi. Çal, şuna bir yer at evlat. Sen de geçeceğim abi. Geçtim. Sen de geç. Ha? Şimdi geçeceğiz biz, var mı sende? 4-3 kişi sende. Ben burada tam denemeyi tuttum. Sen kaldın o. Ah.
bu cumbatları işte çarşı... Yani 6 yaşındayken yemek getiriyordun. Yemek getiriyordum ben buraya. Baba o zaman burada 100 sene... Bak Unkapanı Köprüsü var ya, yapıldığı yer. Bak elimde sefertası var, bir de amcamın vardı. Ali Çelik diye geçerdi adı. Keser balta yapardı. Bu ileride şey vardı bak, demirciler sitesi vardı burada ileride. Onun gerisi de küçük pazar, onun kapanına doğru pazar vardı. Kadınlar pazarı diye geçerdi. O kadınlar pazarı buralar istimlak olduğu zaman itfaiyenin oraya gitti. İtfaiyenin orada şimdi kadınlar pazarı geçiyor. Belki duymuşsundur. Değil duydum, mi? Duydum. İtfaiyenin orada geçiyor. Esas kadınlar pazarı bizim burası. Küçük pazarın altı. Yani o yolun olduğu yer. Hani yolda yürüdüğümüz yer. Evet. Eskiden dar bir yol vardı. Daracık bir yol vardı eskiden. Yemek getirirdim ben şimdi. Çocukum ya. Tabii araba da geçmiyor. Unkapanı Köprüsü falan yok o zaman. Dar bir yol. Gidişli gelişli. Ben sefertaslarından böyle yattım. Hani araba gelsin de kaçayım. Sefertası bir elimde. Bir elimde de burada. İki tane sefertası var elimde. Ondan sonra yattım ben böyle. Güneşte vurunca kendinden geçmiş. Bir fren sesi böyle, bir bağırtı. Taksim, Aksaray Taksim arabası. Hmm. Aksaray'dan geliyor adam. Dolmuş. Dolmuş ha. Ama o zamanki arabalar Cadillac. Impala, Chevrolet filan hani biliyorsun. Ondan sonra. Neyse adam beni zannetmiş ki hani yaralandım orada. Biri çarptı bana diye. Ben korkudan bir kalktım, yemeğin bir tanesi döküldü yere. Patatesler vardı amcamın. Ağlıya ağlıya ben topladım onları oradan. İçine koydum. Tabii adamlar çalışıyorlar. O zaman keser balta yapılıyor ya. Keser baltada 5 kiloluk balyoz bilirsin. Balyoz tabii, biliyor musun? Tabii. Sallamalı. Düz vurma değil. Sallamalı. Sallamalı. Böyle çeviriyor. Örse vuruyor. Elinde maşa. Maşayla tutuyorlar. Hani uzun maşalar var ya onların. O keseri baltayı dövmek için. Böyle. Evet. Amcam tak bir çekiç, sen balyoz tutuyorsun, sen tak bir çekiç böyle. Tak tak, öyle. Şimdi şahmerdan çıktı pat pat pat, onu da çeviriyor yapıyor. Hmm, o zamanki teknoloji öyleydi. Bir de körük, motor yok ya o zaman. Elle çevirme, evet, şey evet. Elle böyle yapıyorsun hareket. Bazı eski filmlerde falan gösterir zaten. Evet, evet, gördüm. Hani böyle körük, hani büyüktür ama o. O kocaman, o ateşi yakar. Ya çay içelim mi? İçeriz ya. Oğlum iki tane çay ver be. Peki döktünüz patatesleri topladın. Ha patatesleri topladım. Tabii adamlar kanter içinde çalışıyor ya. Ondan sonra biz de onların evinde oturuyoruz. Aynı şekilde amcamların evindeyiz beraber. Ya diyorlar patatesler bugün ne oldu? Patateslerde toprak yedik diyorlar. Sonra ben söyledim dedim böyle böyle oldu dedim. Ama öbür yemekte bir şey olmadı. Öbür yemekler dökülmedi, o bir tanesi döküldü. Ama onlar da patatesti. Ben nasıl kalktımsa oradan birden sefertası ağzı kapağı açıldı döküldü. Korkudan. Bak orada uyumuşum. Şimdi şuradan trafikten gidemiyoruz. Sene... ben 43'lüyüm. Dönüş kağıdım 45'tir. Esas 43'lüyüm ben. 43, 6 olsa sene 50'lerde. 50'li yıllar. Tabii 50'li yıllar. Ya, 50'li yıllar. Nüfus yok ki o zaman ya. Ya oradan buraya 10 tane adam sayamazdın ya. Eminönü. Eminönü ile Unkapanı arasında 10 kişi sayamazdı. Bir sadece şey vardı. Hayl vardı. Balık pazarı vardı. Peki babanız bir de amcanız. Birlikte çalışırdı. Yok. Şimdi amcam demirci. Onlar amcam keser, demirci. Baltacı. Onlar da dükkanlardaydı. O Ali Çelik diye geçerdi ona. Onlar dükkanlarda. Onların dükkanı işte burada ilerideydi. Şu ileri yerde. Otobüs durakları var yani. Otobüs durak evet. Tam oradan başlardı. Ama kalmadı artık. Yok canım oralar yıkıldı. Böyle değildi ki buralar. Han mıydı orası da? Nasıl? Han mıydı? Han değil. Küçük ha, dükkanlar küçük. Vardı. Küçük. Zaten dükkanlar burası vardı. Şey diye geçiyor değil mi bu hanın ismi? Küçük. Ya İstanbul'da büyük bina yok ya. Yok bu hanın ismi mesela şimdi. Burası abi. Kutucan. Burası eski Bizans'tan kalma. Bu eski. Küçük kutu. Hanı diye geçer. Bu küçük kutucan diye geçer. Küçük kutucan. He, küçük kutucan diye geçer. Büyük kutusu yıkılmış. O yıkıldı, o şeyin orası, parkın orasıydı. Yol mu geçmiş, bir şey geçmiş. İşte yoldan işte, parkın olduğu yer işte. Orası o zaman yıkıldı, bayağı oldu ama yıkılalı. Herhalde şimdi değil. Yoo, 60'lı yıllarda yıkıldı. Tabii, o Menderes'ten sonra. Menderes bayağı bir... Menderes'i aslında. Zaten ben Menderes'in elini öptüm ya. Öptün. Ya, rahmetli. Adamı da... Tramvaylar çalıştığı zaman, o zaman onun olduğu zamanlar... Karagümrük Stadı'nı bilir misin?
Karagümrük stadını biliyorsun. Onun o zaman şey yoktu. Yağmurluğu kısaydı. Hani yağmurluk yeri var ya, hani seyirci yeri kısaydı. Daha net görünürdü. Sonradan biraz uzattılar onu, büyüttüler yıllar sonra. Oraya millet dizilirdi. Maç seyrederdik orada. Peki ismin neydi amca? Ali. Ali amca. Burada o zaman bu dükkan, babanız rahmetli kaç yaşında öldü? Yok, bizim esas yerimiz vardı. Kapattık biz. Kapattınız. Buraya peki ne? Buraya alt. Ya buraya şimdi şöyle oldu bak. Şu ileride bir dükkan vardır köşede. Güven Ticaret yazar. Rahmetli babam orada çıta yapardı. Çıta çekerdi yani, çıta yapardı. Çıta üzerine yani. Türkiye'de tek gibi. Ondan sonra. Orası tabii, oradan yıllar sonra babam karşıya bir dükkan açtı. Çatı katına yaptı. Ben de tornacıda çalışıyordum o zamanlar. Yani bu işte değil de. Tornacıda 5 senelik tornacı var. O Türk Makine diye bir firma vardır. Hala daha geçerlidir o. Onunla çalıştım 5 seneye yakın. Ondan sonra oradan çıktım. Tekrar babamın yanına geldim. Yani bu işe. Ama o zaman tel dolap yapardık. En çok tel dolap. O zaman meşhur tel dolap. Bilirsin tel dolap. Ama burada değildi. Burada değil. Tel dolap tabii böyle işte. Ya tel dolap, küçük tel dolaplar var ya. Ondan sonra büyükleri çıkardı böyle. 1.70, 1.80, 1.50 boylarında. Geniş, üstü tel veya camlı, ortası camlı. Altına teneke için yer yapardık. O zaman yağ tenekeleri herkes büyük alırdı, yağ tenekelerini. Öyle küçük küçük yok, plastik plastik yok. Yok tabii. Evet. Herkesin cebinde file taşırdı herkes. Fileli dönemdi, poşet yoktu. Poşet yok canım. Mesela meyve alacaksın, adam gazete kağıdına yapmış. Veyahut da çimento kağıdından yapılmış kese kağıtları. Anladın mı? Kalın böyle. Tabii. Mesela meyve alıyorsun, biraz şey yap, unutursan elinde böyle kolların şey yapar. Bu meyve ezilir gider. Ama onun için file, herkesin cebinde bir tane file vardı böyle. Her yere git. Devamlı cebinde. Hatırlıyorum ama benim annemde de vardı çünkü ayağım meyve atıyor. Yok, devamlı cebinde yani o senin. Mumları da burada. Yok, elektrik kesiyor da bazen. Ha, güzel olmuş ama bu şey tezgah. Bu ne ağaçtan yaptın? Bu meşe bu. Meşe ağacı. Ben de meşeden yapıyorum. Meşeden böyle büstler yapıyorum. İnsan yüzüğü yapıyorum atölyede. Okulda kaldıkça okulun ağaçlarında işte bazen parça çıkıyor. Ama her zaman çıkmıyor. Yok tabii. Yani şimdi orada çok işler yaptım ya ben. Kendi yerimde yani güzel şeyler yapıyordum. Mesela küçük tavla Türkiye'de ilk çıkardı adam. Mıknatıslı tavla. Bilmem, belki de görmedim. Mıknatıslı belki gördüm. Tavla. Küçük, büyük, şu boyda şöyle. Ha şey, tavla, bildiğimiz tavla. Taşların arkasına böyle açıyorsun arkası dama. Tabii var bende, hala şey. Var. Benim var mı? Bunda var. Ha, benim de vardı da evde işte torunlar, torbalar işte öbür çocuklar. Ben onu saklıyorum çünkü. Yeğenler filan kayboldu gitti. 90'larda yok, onu saklıyorum abi. Kırıldı gitti. Abim kullanıyordu onu. Abimin hatırası oldu. Saçtı onun şeyi, üst kısımları. Onun kasasını yapardım ben. Öyle mi? Evet. O kasayı ben yapardım. Malzemesi neydi onun? Malzeme Gürgen. Gürgen'den. Gürgen. Ha, aç o. Gürgen. Küçük kutu ya. Kasasını yapardım. Boş kasa verirdim. Adam ona kanallıydı ama. Kanalına şey geçiriyor. Kaplıyor. Saç geçiriyor. Mıknatıslı da şeyler. Pulları da mıknatıslı. Mesela uçakta gidiyorsun beraber. Otobüste köye gidiyorsun. Yan yana oynuyorsun. İki kişi, anladın mı? Sistem o. Adam onu Japon modelinde görmüş. Onlar şey için, şu koku şişeleri var ya, onlar için. Kokuş? Koku şişesi var ya, küçük. Şey, minik kokular satmıyorlar. Esas, aha, onları yapıyorsun. Esas şeyleri, onları koyuyorum. Meşe ağacı mı o? Yok, Gürgen. Gürgen. Bunları neden peki yapıyorsunuz? Hangiler? Şunlar. Gürgen onlar. Hepsi Gürgen. Şu sadece diş budak, şu. Diş budak. Bunlar da belgesidir. Şunlar Gürgen, şu diş budak renklerinden. Yok yok, o da Gürgen. Gürgen, hepsi Gürgen. Diş budak olanlar o yuvarlak takozlar. Şunlar yani. Bunlar da şey, şu şimşire benziyor. Yok, o da şey ağacı. Söyle. Dut ağacı. Dut ağacı. Dut ağacı nasıl? Sert mi? Yumuşak. Yumuşak. Ama yontulmaya. Yok, yontulmaz. Çok yumuşak ya. Bizim çünkü üniversite damarlı ve yumuşak. Bizim üniversite. Senin yapacağın ne biliyor musun? Ihlamur ağacı bulacaksın. Ihlamur ağacı ben. Veyahut da ceviz ağacı bulacaksın. En güzel cevizden güzel olur. Çam var. He? Çam var. Çam olmaz. Kavak. Çam damarlı olmaz. Evet, kavak var.
En ufak bir şeyde çamda bak böyle damar olur, bu kopar. Gidiyor, kopuyor işte. Yaptım. Büstel yaptım. Olmaz. Ama olur. Farklı oldu. Meşeden yapıyorum şu an bir tane meşe. O belediye şey yaptı da aşağıya hani şey vardı. Şimdi büyüdü, açtı üstü. Dudağacı o. Hı-hı. Aldım öyle koydum oraya. Bu da mı, bu meşe ağacı? Yok, bu diş budak. Diş budak. Hı. Diş budak nasıl? O da sert ağaç. Ondan olmaz. Meşeden olur. Şimşirden sonra ikinci gelen ağaç. Meşe ama yontuluyor. Meşeden hiçbir şey olmaz. Ama ya. Ama ben yonttum, yüz yaptım. Yapılır. Yapılır, o da bir damarlı gibi ama. Göstereyim. İnternet çalışıyor mu? İnternet çalışmıyor. Peki, yok, burada pek çekmiyor. Burası küçük kutu can han. Küçük kutu cihan oluyor. Han, burası ilk zamanlarda, şimdi yukarıda da çekiyor işte Hasan. Ama burası ne olduğu belli değil. Ev mi, hapishane mi, ne olduğu belli değil ama. Siz onu sadece, bilemiyoruz. Siz sadece burası değil mi? Arkası yapımı. Yok, o arkada, o da baca yeri var. Burada. O da büyük baca yeri var. Baca yeri ise burada kesin. Ya yemek yapıldı. Belki de yemek yapıldı burada. Çünkü mutfak gibi duruyor burası, kiler gibi. Baca varsa. Çünkü bu han... Ama burada yemek yapan vardı daha evvel. Yani şimdi yemek yapan derken tarihi biliyorsun. Burası Bizans'tan kalma bir yer. Ben çünkü Osmanlı döneminden önce. Valide Han'ı çektim, Sağran'ı çektim. Şimdi yavaş yavaş böyle bu hanları çekmeye başladım işte. İleride de var han. Evet, Kızıl Han var. İleride var küçük. Neydi o, ne andı be? Ali Paşa Han. Söyledi abi, söyledi. Ali Paşa Han. Oraya da git dedi. Şurada Yiğit Han var yukarıda. Yok, Yiğit değil. Yemiş Han var yukarıda. Ama hepsinde farklı farklı esnaflar var. Yiğit Han galiba, o da tarihi mi ne? Tarihi galiba, o da tarihi. Kızıl Han var dedi. Bir de ne dedi? Kızıl Han aşağıda. Bal. O. Bal Kazan mı? Bal Kapan Han. Bal Kapan Han var. O çok eski Bal Kapan Han. İleride. Burada. Onun daha içinde ileride, ne var? Eczanenin karşısında yukarıda. Onun içinde ne var? Han'ın içinde? Han'ın içinde şeyciler var, kağıtçılar var, imalatçılar vardı, kemerciler vardı. Şimdi ne var bilmiyorum. Yıllardan beri ben girmedim oraya. Eskiden dolap yapardık. Oraya kağıt delirdi. İzmit Seka var ya, İzmit Seka kapandı ya. Evet. Kapandı o. İzmit Seka'dan kağıtların altında paletler vardı. Bir altta bir üstte. O paletleri biz alırdık. Onlar kökner ağacından yapılmış. Yani çam ağacı. Onlardan biz şey yapardık. Dolap yapardık. Çok da güzel olurdu. Kuru. Evet, evet, çok güzel. Üç parça, beş parça çıkardı. Onlardan alırdık öyle. Kamyonu beklerdik orada boşalsın alalım diye. Şimdi geçti o günler. Peki sizden sonra yani çocuklarda kimse bu işi yapacak mı? Devam edecek mi? Yok, hayır. Çırak benim, yok. Yok. Benim oğlum var mesela, kalıpçı. Yani yalnız da bir yetiştirdik. Bu işte yetiştiremedik yani, yetiştiremedik. Yok, kimse gelmiyor. Eskiden adam çocuğunu alırdı. Mesela okullar kapandığı zaman bu çarşıyı gezerdi böyle. Cık, size çırak vereyim bunu der. Çok yetiştirdiniz ama. He? Yetiştirdiniz. Yetiştirdik birkaç kişi ama ondan sonra bitti. Bunlar okey masalar, burada satıyor, yapılıyor. Yok, o bizim değil, o şey arkadaş satıyor. Satıyor. Kahvecinin oğlu satıyor. Burada mı yapılıyor peki okeyler? Tabii Türkiye'de canım, o Çin malı falan değil. Belki de Çin'de vardır işlerinde, bilmiyorum. İlgilenmiyorum bundan. Yani kağıt oynardık eskiden. Okey hiç oynamadım hayatımda. Okey güzel oluyor ama ya. Güzel oluyor da ya, hiç oynamadım. Dört kişi bulman lazım. Kağıt oynardık, 51'ciydik. Bir de tavla oynardık, o kadar. Başka bir oyunumuz yok. Böyle... alırdı, satardı, gelirdi, yenisini alırdı tekrar. Şimdi öyle bir işler yok, kalmadı yani. Nasıl çıktı bak? Gördün?
Servis tabağı. He, böyle servis yapıyorlar bunu, üzerine götürüyor. Bir şeyler koyuyorlar buraya işte. Oraya geçmiş, devamlı beni takip ediyormuş yarım saatten beri. Ben farkında değilim ama, ben normal çalışıyorum, şey yapıyorum. En sonunda böyle bir baktım böyle, adamdan böyle uzaktan göz göze geldik. Böyle yaptı, elini kaldırdı. Bu da elimde ya. Güzel dedi, pastan kule dedi bak. Orada, o zaman. Pastan kule. He. O İngiliz dedi ki pastan kule. Demek ki onda bir marangozluk işi var. O tabii. Çekende de demek ki hiçbir şey yok. Diyorum ki bak şeyleri söyledim böyle. Dedim bu dedim adı pastan kula dedim. Bunların imalatı bunlar dedim şeyi buluşum. Anlamadım. Hala var mı onlarda? Ya bu mu? Her yerde yok ya. Kaç senelik onlar? Satılan bir şey yok böyle bunlarda. Var arkada var satılıyor.